Sonra dönüşte kötü yani şu an... O neydi? Bir bakabilir miyim? Oradan mı? Tamam. Böyle değil. Değişik. Senden geldiğinde nasılydı? Yani o kadar heyecan yaptım ki. Zaten havalimanında katılıyorsan onu karşılamaya gidince ağlayarak onu karşıladım. Bir de ilk defa görüştün değil mi? İlk defa. Yani 3 sene sonra gelin ve kayınvalide buluştum. Çok pardon. Kavga. Kavga mı bu? Sen nasıl hissettin aslında? Sen de 3 sene görüşmedin evlendikten sonra. Aslında evet. Ondan özür dilemek unuttum ya. Ne? Nikahta. O yüzden tanıştıramadık aslında. Evet. Belki sonra Japonya'ya gidecek derken de pandemi oldu. Evet. Gidemedi. Şuradan oturalım. Şu an pazar sabah olduğu için kimse yok. Evet. Burada dikkat et, kakalar hazırlanabilir. Kakaladı gün. Beni kablo. Yani sen de gördün. Canlık ama. Direkt yaptı. Biraz önce burada birisinin... Bıraktığımızdan... vardı. Onu çıkardı. Öyle oturdu. Senin istemedi. Ama kim ne yaptığını belli değil ki. Yani burada çişi yapmış işte olabilir. Sen beğenmeyecek misin falan diye korkuyordun değil mi? Yani buraya kadar gelip yani her şey dört dörtlük olmasını istedim. Yani hiç sorunsuz. Çünkü buraya kadar gelip kaç saat o yaşında parasız. Bir de benim şey problem vardı. Yani ben Japonca bilmediğim için yani nasıl iletişim kurayım, nasıl kendimi ifade edeyim? O korku da vardı. O korku da vardı. Peki görüştükten sonra nasılydı? Ya açıkçası şu an üzülüyorum ya. Ama Google amca sağ olsun. Bebek azımı sen de o kadar rahat kadın ki yani uyum sağladık bence. Çünkü sonra yalnız da böyle gezdik yani onunla. Pazara gittik, kafede oturduk, bir şeyler konuşabildik. Keşke Japonca bilseydim daha fazla böyle şeyler konuşurduk. Çünkü çok merak ediyorum yani. Sonra... Kimsenle tanıştım nihayet. Evet. O da çok rahat insan. Evet. Yani ben aslında artık tüm arkadaşlarıyla tanıştım değil mi? Çok tanıştım. Şu Kençan'la çok güldük ya. Kençan ile nasıl? Nasıl buldun Kençan'ı? Çok şekerli adam. Dövmeleri de harika. Aa evet, ben de tekrar dövme gördüm de isteğin geldi yani. Yani. Sırtından öyle komple şey yapmak daha güzel oluyor. İnanılmaz arkadaşlar. Ben aslında hepsini bakardım ama. Şuraya gölgeye geçelim mi? Gölgeye geçelim. İşte sonra dönüşte kapıya girdiğimizde hırsız girmeye çalışıyordu. Korktuk ya acaba içeride var mı diye. Polis çağırdık. Üçüncü yıl dönümüzüne den geldi. Evet. Biz, benim beklediğim gibi değildi. Yürü dönendi mi? Hiç değildi. Yani bir de 3 sene oldu bizim arkadaş. Bu arada 3 sene. Ailece kutladık. Bu da değişik bir şey oldu. Tabii sen sana çorabını giy, burunu temizle. Yani anne her zaman annedir. Evet. Yani kaç yaşından gelirsin? Gelirse また次の動画で。
Kazım insan burada selam. Bekliyoruz. Teşekkür ederim. Söyle devam. Sen de. Aa, Bluetooth gitti. Arkadaşlar şu anda telefonu kapatmaya çalıştım. Telefon değil, videoyu kapatmaya çalıştım. Şuradan düğme basıp kapatacağım. Aslında ne zaman video başlıyoruz? Ya video, ya çöpçü geliyor ya. Çöpçü. Ano, doğa no şidasto ne? なんかゴミを回収するトラックが来るんですよ。で、なんかうるさいなっていう風にね、ちょっと思うんですけど、まあ彼らもね、仕事なのでありがとうございますっていう感じですね。ネレギリオルシュワンダ。マサヤテリカラちゃん、ヤステルビン。え、ちょっと貸してくれる？あの、嫁がね、スリッパ買いに行くそうです。部屋用のスリッパですね。夏用がないんでね、そのスリッパ買いに行くみたいです。まあちょっとね、今日はこんな感じで軽く、撮ってみたいと思います。